Kıymetli arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral İyi akşamlar diliyorum İyi geceler diliyorum Bugün ayın 10'u onu... <laughs> Piyasada bir ee, sessizlik hakim Çok hayra alamet bana gelmiyor Çok sessiz kalmaya başladı piyasa Aynı yerde fiyatlar durdu Yatay hareket ediyor Yani eli kulağındadır hareket Onu size söyleyeyim Şimdi önce bir fiyatlara bakalım kıymetli kardeşlerim Fiyatlar ne durumda Altınlar Ons <laughs> altın 1800'ü kendini çıpaladı gibi. Gram altın 800 lira diyelim. Dolar dünkü fiyatında 13.83. Herhangi bir hareket gözükmüyor. Euro 15 lira 65 kuruş. Arkadaşlar bu arada IMF'den bir uyarı var. Bir Türkiye'ye ve e, gelişmekte olan ülkelere. Amerika Merkez Bankası'nın e, FED varlık alımlarını azaltması durumda doların yükselme riski var. Ayrıca bir faizleri arttırma biliyorsunuz FED'de bulunmakta. Bu da doları arttıracaktır. Bunu kaldıramazsınız diyor. Ve uyarıyor hem Türkiye'yi hem de gelişmekte olan ülkeleri. Kim uyarıyor? IMF uyarıyor. Yani yakın bir zamanda değişik şeyler olabilir. Şu an hakikaten riskli bir tünel üzerinde geçiyoruz. Ve tam olarak neyin ne olacağı tam bir hani çözülmesi zor bir oyun gibi düşünülebilir şu an dolarda al durumu devam etmekte dolar yatay hareketine devam ediyor sessiz bir şekilde devam ediyor 14 lirayı zorlayacaktır 14 lira artık bir direnç ve geçilmesi gerektiği zaman 15-16'ya yürüyecek bir şey. Şimdi onu takip ediyoruz. Yani 14 lirayı geçerse 15 ve 16'ya yürüyecektir. Ve oralardan artık bir baskı falan görebileceğiz. Şu anlarda bile ufak ufak dolara müdahaleler oluyor olabilir arkadaşlar. Arka kapıdan. Geçen Ali Babacan açıkladı. Deva Partisi Genel Başkanı şu ana kadar 17 milyar dolar bir satış gerçekleştirip dövize müdahale edildiğini iddia etti tabi bilmiyoruz bunun 9 da işte arka kapıdan bir şekilde olduğunu nasıl olduğunu bilmiyoruz bankalardan şuradan buradan yapıldığını söyledi ufak ufak tabii ki bankalarla sürekli toplantılar yapıldı biliyorsunuz halen de bence yapılıyor ve bir senaryo onlar da e, uyduruyor e, ve düşünüyor diye bir şey planlıyorlar diye düşünüyorum şu an yatayda devam ediyor normalde bu yükseliş böyle devam edecekti çünkü eee döviz endeksli mevduat hesabı çok fazla tutmadı. İnsanlar dolarlarına devam ettiler, sahip çıktılar. ...pek güvenmiyorlar e, olaya artık, enflasyona da pek inanmıyorlar şeklinde bunu düşünebiliriz. Bu normalde direkt bu geldiği yere gidecekti, o kadar hızlı. Çünkü ortam çok hızlı, çünkü enflasyon çok, çünkü pahalılık çok... ...ve insanlar çözülmedi dolardan, onu e, bilebiliyoruz bu e, ekranı görüntüsünde. Dolayısıyla yarın bir gün bu bu sessizlikte e, 14 lirayı görebilir, hele FED... E, Ons altında FED'i konuşacağız ama e, yukarı e, çıkışlarında e, çok kısa bir sürede bir anda yine tırmanabilir. Çünkü insanlar gerili bir yay gibi. Dolar da gerili bir yay gibi. Yani e, bu hareketi e, yemedi dolar. Yani e, dolar kendi başına sakinleşecek gibi gözükmüyor. Böyle ufak e, 7-8 milyar dolarlık sadece hamleyle sadece bu kadar oldu. O da 1-2 gün sürdü ve tekrar... E, devam ediyor. Yani tem, temelli değişiklikler olmadıktan sonra doların yükselişi devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ha ne bekliyorum ben? Direkt hızlı 16, 17, 18 liraya tekrar gidebilir. Çünkü 13, 18, 80'e falan demir attı. Buradan daha geriye gitmiyor. İnsanlar her düştüğünde tekrardan yeniden dolarlarına ekleme yapıyorlar. 17-18 liraya gittiğinde 15-16 lira aralığında da olabilir. 16-17 oralara geldiğinde tekrar bir müdahale belki şu an bir hazırlık yapıyor. Çok da güçlü bir müdahale olabilir bir yerlerden para bulunup artık nerelerden para bulunacak onu ben bilemiyorum. Geçen sefer nasıl bulunduysa şuralarda yine bulunabilir. Oradan bir çökme operasyonu tekrar gerçekleşebilir. Tekrar bir daha gelebilir buralara. Bu bu şekilde biraz devam edecek ama eninde sonunda dolar çok kötü patlayacak diye ben düşünüyorum ve korkuyorum. Yıl sonuna doğru yani eğer bu sistemi de eğer yapılamaz ise bir defa bu sistem çöker ve dolar 20 de görebiliriz Allah korusun diyeceğim ben onunla ilgili. Yani dolar şu an yatay serin devam ediyor herhangi bir bozulum yok yatayda güç topluyor hareket bekliyor. 14 tane üzerine çok kısa bir sürede atabilir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Ama ufak tefek müdahaleler olduğunu bilebilmeliyiz. Yani şu an için dolar almak veya dolar satmak oldukça riskli. Ve bu risk her kişinin kendine ait bir durum diye düşünüyorum. Yani dolar tekrar buraları görebilir. 18 lirayı görebilir. Gördürürler mi? Pek zannetmiyorum. 15-16 lirada mümkün olduğu kadar bastıracaklardır aşağı doğru diye düşünüyorum. Yani onun için serseri mayın gibi şu an öngörülemez bir noktada doların ne olab ne biteceği. Ancak FED faizi arttırırsa, varlık alımlarını dü dü düşürürse, e, IMF'nin de uyardığı gibi bunu kaldıramazsınız diyor. Bunu kaldıramazsınız demek dolar patlar gider yani elinizde avucunuzda bir şey kalmaz demek istiyor. Bu durumda faizin bizim arttırmamız artırmamız gerekiyor ki bu dengeleyelim ama şu an öyle bir politika da yok ama Maalesef ancak olma olmayacak diye de bir kayda yok. <laughs> arkadaşlar videonun bu arasında kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şuradan bir e, abonelik butonu olacak. Oradan tıklayan elleriniz dert görmesin. Videoları da like yaparsanız çok sevinirim. Video altı yorumlarınızı kesinlikle okuyorum hepsini. Feyz alıyorum. E, çünkü birçok bilgiler, birçok yorumlar ve görüşler paylaşılıyor. Mutlu oluyorum. Video altı yorumlara lütfen devam edelim kıymetli arkadaşlar. Sizler de dolarla ilgili şeyi düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan burada kesinlikle yatırım tavsiyesi yok. Alın satın denmiyor. Siz de demezseniz iyi olur e, arkadaşlarım. Ons altına geçelim. Ons altın e, Fed'in ben işte e, faiz attıracağım 2022 yılında en az 3 kere falan demesinden çok fazla dikkat ederseniz etkilenmedi. Yani burada sabit kaldı. Yani 1790'larda falan e, kaldı. 99'larda falan şu an sat durumu devam ediyor ama yakın bir zamanda al durumuna da geçebilir bu. Ben performans bekliyorum altından. E, yukarı doğru bir hareket bekliyorum. Ha bir miktar geriye de gelebilir ama gelse gelse geleceği yer 1772 dolar tekrar. Orada çok çok kuvvetli bir desteği var. Tekrardan çıkacaktır. Kalıcı olmayacaktır. Altının yönü ve gümüşün yönü bana göre yukarıda olacaktır. Bugün 1799 dolar. Yarın ben bu atağını devam etmesini bekliyorum. Bir ters bir hareket olmadıktan sonra şu an alım vaziyetinde şey devam ediyor. Olayımız devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Onu sizle paylaşmış oluyorum. Bitcoin çok etkilendi. Yani bu Fed'in olayından işte faizleri arttıracağız hesabına en çok etkilenen piyasa şu an Bitcoin piyasası. Bir türlü kendine gelemedi. 41 bin civarında 40 bin civarında 40 bin altına da inmiyor. 41 bin üstüne de şu an çıkmıyor. Bunda da yakın bir zamanda yine ben bir hafta içerisinde falan 10 gün içerisinde aşağı veya yukarı yönlü hareketler artık bekliyorum. Onun da zamanı geldi. Suyu ısındı gibi gözüküyor. 10 altında yukarı bekliyorum. 1810-1820 dolarlar yarın gelebilir diye düşünüyorum. Gram altın 800 liraya kendini adapte etti diyelim artık. Ve e, bu yakın bir zamanda arkadaşlar yani bana göre 1000 lirayı görecektir yakın bir zamanda. Yıl sonu 1500 lira falan olabilir diye düşünüyorum ben. 1200 ile 1500 lira arası bir fiyatlamalarda olabilir. Bu da yatay seyrini şu an devam ettiriyor, domine ediyor, güç topluyor. Bir anda yukarı doğru bir patlama yaşanabilir. Tabi doların baskılanmasıyla tekrar aşağılara da bu inmesi mümkün. insanlar gram altınlarına ve altınlarına sahip. Çıkmışa benziyor kıymetli arkadaşlar bu enflasyon ortamında Başka da yapacak 3 kuruşlarını koruyacak başka da bir şey yok yani Ben hep diyorum burada bu videoyu izleyenler Para ağları değil Milyonerler değil Milyarderler değil Müteahhitler değil Çok zengin insanlar değil elbette Küçük Yatırımını küçük birikimini korumaya çalışan senin benim gibi insanlar Dolayısıyla onlar dinliyorlar Ve paralarını korumaya çalışıyorlar. Başka tek amaçları bu yoksa buradan kar edeyim, milyonlar kazanayım diye zaten burada olmaz. Belki Bitcoin piyasasında olabilir. Orası riskli bir sistem ama altın da kendi şeylerini korumaya çalışıyor. Alım güçlerini korumaya çalışıyor. Tek dertleri bu olduğunu düşünüyorum. Yani gram altında gidişat yukarı doğru şu an yatay bir piyasada devam ediyor ancak ancak yukarı yönlü hareket alım hareketi de devam etmekte. Onu size söyleyeyim her türlü kombinasyonda aynı şeyi söylüyor. Yukarı doğru gitmeyi emrediyor. Adeta emrediyor. Yakın bir zamanda bunu 850 lira falan görebilirsiniz arkadaşlar. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Bu çünkü henüz bir gerileme falan yok. 780'in altına düşmeden bir hareketlenme olacak diyemeyiz. 754'ün de altına düşmeden bir şey oldu diyemeyiz. Bunun en sağlam seviyesi de işte bu 679'lar falan var. Ben beklemiyorum oraları ama eee her an her şeyde olabilir. Bir de şuradan bakalım. Farklı bir versiyondan arkadaşlar. Gram altın buradaki e, güzel e, template'e göre e, alım durumunda devam ediyor. Şuradan beri bakın e, sinyallerini vermiş. Süper trend alıma doğru geçmiş. Ve şu an herhangi bir e, kırmızı bir durum söz konusu değil. Herhangi bir uyarı fişeği atılmamış. Onu size söylemek istiyorum. Dolara da buradan bir şöyle bakmak isterim. Dolarda da bakın long pozisyonu. Ee, devam ediyor. Yukarı pozisyon devam ediyor. Ee, süper trend yukarı doğru hareket ediyor. Tabi yataya bağlamış bir vaziyette devam ediyor burada. Arkadaşlar bunları da sizinle paylaşmış olayım. Şu şekilde. Önemli bir düşüşten sonra toparlama durumunda devam etmekte de kıymetli arkadaşlar. Bir de gümüşe buradan bakalım. Hiç şeye bakmıyoruz. Gümüş 22 dolar civarında ve satışta olduğu gözüküyor. 4 saatlikte. Ee, bakalım tekrar alımı ne zaman yaşatacak bu. Arkadaşlar Euro cephesinde ise Euro'da da bakalım fiyatlar nasıl evrilmiş. Euro'da da aynı sistem devam ediyor. Görüyorsunuz al durumu devam ediyor. Bütün göstergeler alı işaret ediyor. 15 lira civarında şu an 15-60 kuruş al pozisyonunu oluşturmuş ve başını yukarı dikmiş vaziyette kayıplarını çıkarmaya doğru yola çıkıyor devam ediyor ufak ufak işte dediğim gibi mutlaka ufak ufak serpintili dolar satışları oluyordur diye düşünüyorum E Tabii ki dövize dayalı mevduat hesabında dövizden boşalanlar ayrılanlar da mutlaka olmuştur bir miktar ancak bunlara rağmen bu kadar dolar ve euro ayakta kalıyorsa ben bunun sonunda ne olacağından korkuyorum yani o kadar söyleyeyim size yani bir, da, bir, daha bir şey olması, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir daha şöyle bir tepeye geldiği zaman, en AHT, en yüksek ATH'ye geldiği zaman bir darbe daha yemesi beni şu an için korkutmayacak. Çünkü ne olduğunu buradan bir önceki davadan görebiliriz. Değişkenler çünkü değişmedi. Bir dem vardı, dövize dayalı mevduat hesabı. Faizler arttırılmıyor. E ne olacak? Tekrar tepesine vursan, tekrar tepeden aşağıdan yukarı 1 iki, bir iki haftada aynı yerlere gelecekmiş gibi Gözükmekte tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil kıymetli arkadaşlar. E şu an insanlar TL'de de durabilir, dolarda da durabilir. istediği şeyi yapabilir. Onu ben karışmıyorum. Karışmaya da hakkım yok. YT'de değil arkadaşlar. Bakın şurada bir şey çizdim. Bu gerçekleşecektir. Yakın şu an 9.97 10 lira seviyesinde. Yakında bu 11 lira 21 kuruş sonra 13 liraya en yüksek ATS'ine gelecektir diye düşünüyoruz. Gümüşte de bir patlama bekliyorum. Bakın bütün dolarda da, gümüşte de, altın ve euroda da aynı. Beklenti hakim bir sessizlik, ölüm sessizliği var. E, bu bir yere vuracaktır arkadaşlar artık. Bu kadar sessizlik hayra alamet değil. Güç topluyor. Belli bir güç topladıktan sonra mutlaka bir yere hareket edecektir. Bu yukarı olacağını ben tahmin ediyorum. Aynı şuradaki olduğu gibi. Bakın. Geçmişe dönüyoruz. Epey bir e, yatay hareket. Yatay, 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 yatay yata yata büyütüyor kendisini ve domino oluyor, destek güç topluyor, oraya dip yapıyor. Dip yaptıktan sonra ayağına basıp fırlıyor yukarı doğru. Benzer bir hareketi ben açıkçası arkadaşlar bekliyorum. Bakın şu çıkıştan önceki, şu büyük çıkıştan önceki hareketine bakın. Yine aynı hareket yavaş yavaş insanları bıktıracak derecede, uyundan bir şey çıkmaz diyecek derecede bir domine yatay hareketten sonra mutlaka yukarı doğru bir fırlama gerçekleşmiş bu da da sonucun aynı olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Şeyi kaydırdık ama daha sonra tekrar çizeriz artık onu yapacak bir şey yok. Ee, gidişat yukarıdır diye ben düşünüyorum arkadaşlar bunda da. Bitcoin cephesinde duranların Allah yardımcısı olsun. Çünkü çok fazla bir e, hareketsizlik var. Ölü bir durum var. Şöyle bir projeksiyon çizdim. Bakalım gerçekleşecek mi? Yani fake bir düşüş artık. Hani son bir silkeleme mi acaba yapılıyor şu noktada diye düşünebilirim ben. Öyle düşünüyorum. Yani öyle olursa eğer şuradaki artık son bir toparlama, son bir silkeleme insanları olabilir. Biraz daha böyle yatay gittikten sonra bana göre arkadaşlar yukarı doğru devam edecektir diye ben düşünmekteyim. Ama Fed'in faiz arttırma kararı en çok bunu etkilemiş gibi gözüküyor. Çünkü anormal düşüşler var. balın fırsatları da doğuruyor olabilir tabii insanlar için. Düşecek ki insanlar alsın ve sonradan yukarı çıktığında tekrar tepe seviyelerinde satabilsin gibi. Düşünün şu an kırmızı bir pozisyon var. Bakalım ne olacak bu öngörü tutacak mı? Yataya bağladıktan sonra yukarı doğru devam edecek mi diye düşünüyorum tekrar 50 binlere doğru. Benim görüşüm şahsen bu boyutta belki böyle hissediyorum. Silkeleme diye düşünüyorum şuralar artık. Ve bakalım bekleyeceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim. Dolarda, altında, euroda her şey olabilir. Lütfen temkinli olun. Ancak sabırlı olun. Sakin kalmanızı tavsiye ederim. Ani hareketleri yapmayın. Büyük hareketlerde bulunmayın. Çünkü bu geçici bir dönem. Her şey yerine, rayına oturacaktır diye düşünüyorum. E, bu vesileyle hepinize sevgi saygılarımı dilerken... Abonelik olursanız arkadaşlar çok çok sevineceğimi söyleyip bildirim ziline şurada bir zil var el yukarı doğru bir böyle okey hareketi var onu bir tıklayıp ee, Video altında da arkadaşlar e, yorumlarınızı bekliyorum orada çünkü kendi aranızda da e, yorumlaşıyorsunuz ve gayet faydalı olduğunu düşünüyorum ben e, Birbirinizi kırmadan dökmeden e, doları e, kaça bekliyorsunuz gram altını kaça bekliyorsunuz Evet faiz arttıracak. Sizce dolar ve altında ne gibi değişimler olur? Bunlarla ilgili arkadaşlar görüş ve düşüncelerinizi video altına yorum olarak belirtirseniz sevinirim diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum benim kıymetli arkadaşlarım. Hoşça kalın.